Televizyona çıktın, sonra neler oldu? Yolda tanıyanlar oluyor, suratıma bakıyorlar falan. Kızlar fazla şey yapmıyor, yüz vermiyor. Kendini sevdirebilme bir yetenektir. Bunu da yeteneksizsiniz Türkiye'de şimdiye kadar en çok sende gördüm. Sağ olun. Ya inşallah yüzümün akıyla gösterimi yaparım. Tepkiler nasıl? Tepkiler çok iyi. Yani hayranların var mı böyle senin? Fanların var mı? Hayranlar var, fan sayfası var Facebook'ta. Da şu an ben Facebook kullanmıyorum. Niye? Çaldılar, kapattılar. Öyle mi? Aynen. Eyvah. Ne yapacaksın? Facebook kullanmayacağım artık. Artık yani. Ünlü meşhur yani. Bir insan oldun sen de. Bir süre sonra belki açarım da rahat bırakmıyorlar. Sen yine sahneye çıktığın zaman İnşallah. Bütün salon ayağa kalkacak bence. Sağ olsun. Tamam istiyorum. Mı? Sana tamam. Güveniyorum. Teşekkürler. Tamam mı? Hadi başarılar sana. Sağ ol. Yeteneksizsiniz Türkiye. Bu sene kim kazanır bilmiyorum. Ama gönülleri kazanan sen oldun. Bravo. Sağ tebrik ederim. Çok farklı bir enerjim var. İkinci turda da konuştuk bunu. Seyirciye olağanüstü geçiyor. Ve yani şunu net hissediyorum ki bütün salon seni çok seviyor. Hayatlarında ilk defa seni gördüler. Ama o enerjin buraya yine geçti. Ve bilmiyorum büyük bir de sevgi görüyoruz değil mi? Öyle hissediyorum yani.
Performans olarak da şunu bir kez daha söylüyorum. Hani siz üçlü olarak gayet eğlendiren ve bana göre de hani dans olarak da üst düzey dans eden bir üçlü oldunuz. Sağ ol. Yani sen biraz daha free takılıyorsun. Kızlar da çok güzel bir şekilde arkada kalıyorlar. Evet, sen abi. Ne diyeceksin bilmiyorum. Ben güzeldi ya. Çok güzel. Memnun musun performanstan? Çok memnunum abi. Ateş falan... ...gazar geldim ya. Ateş biraz geç mi yandı? Ateş güzel yandı ya. Yüzüm... yüzüm biraz kızar lan. Böyle yap. Evet. Evet abi. Kızlarla aran artık daha da iyi. Çok iyi ya. Anlaşıyoruz. Devamlı çalışıyorsunuz. Evet, çalışıyoruz, konuşuyoruz. Hakikaten çok cana yakın partnerler bulmuşsun yani. Evet abi, güzel oturduk böyle. Sen tahmin etmiyordun ikinci tura geçeceğini, ikinci turdan yarı final. Hiç tahmin etmiyordum. İlk başta 3 evet alacağımı da tahmin etmiyordum. Sen ilk yola çıkarken aklından hani olursa ya olursa diye mi gelmiştin? Tabii ya olursa diye gelmiştim yani, bu biraz sürpriz oldu benim için. Evet. Dans çünkü biraz manyak dans diyorlar falan. Mesela yarı finale geçtin, annene söyleyince ne dedi annen? Annem dedi arkandayız oğlum dedi. Bütün biz aile olarak mı? Desek evet abi. Görüyor musun? Şu ailenin en küçüğü sensin. Evet. Sen meşhur oldun. Hayırlısı ya. Bakalım. Bence çok natural, çok samimi, çok içten bir çocuksun. Sağ ol. Sen çok güzel bir laf ettin. Hakikaten gönülleri fethetti. Başka bir yorum yapılmaz. Sağ ol. Ben şöyle söyleyeyim Nurullah, yani bu kadar insanın sevgisini kazanmak kolay bir iş değil, ben sana söyleyeyim. Yani çok bence zor bir işi başardığını düşünüyorum. Yani halkın sevgisini kazanmak çok basit bir iş değil. Sen bence onu yani bu temizliğinle kazandın bana sorarsan. Dansın zaten kendine has bir dansın var. Farklı bir dansın var. Her salonda bakıyorum, her seyirci seni çok benimsiyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Ya bence mutlaka finalde olman lazım. Sağ ol. İnşallah. Peki senin kariyer planların ne, onu da dinleyelim senden. Sen neler bekliyorsun? Kariyer abi, şu an yarışmaya devam ediyoruz, bu yarışmaya. Kariyer... Bilmiyorum ya. Kariyer inşallah güzel olur. Ama her şeyden önemlisi derslerimiz tabii ki. Evet, dersler... Çok önemli. Dersler önemli abi. Ama biz önemini pek yansıtamadık galiba karneye. Evet, yansıtamadım ya. 5 tane matematik 0 geldi bu arada. Yani. Bak yeminle söylüyorum, matematikten ben de 0 almıştım. Evet abi, ben hiç almıyordum, hep 1 oluyordu da şimdi... Şimdi lise 3'e geçtim abi, 0 oldu. Yani şöyle mutlu olabiliriz bence, daha düşemez artık. Evet. Ay güzeldi. Doğru, daha düşme şansı yok, doğru. Evet. Böyle kalsın. Hayır bir şey demiyorum, eğitim sistemi mi değişti? Sen geçemezsin ki o zaman. Evet abi ya, ben onu düşünüyorum zaten. Diğer dersleri yaparım da evet. Matematik, geometri hakikaten yapamıyorum ya, hiç. Peki hayır, mezun olman lazım, dersleri toparlamamız lazım. Evet, işte nasıl mezun olacağım bilmiyorum da. Ya artık çalışacağız. Vallahi, matematiğe falan. Öğretmenlerin falan sana destek olur bence. Sağ olsun, destek oluyorlar. Bayağı olmuşlar belli. Evet, evet. Destek olmasalar ne olacaktı acaba? Eksi 0, ya eksi 1. Vallahi okumak çok önemli tabii ki, sen de onun bilincindesin. Evet, yani evet. Liseyi bitirmen şart. Peki havaya girdin falan gibi suçlamalar oluyor mu sana? Oluyor abi ya. Olacak onlar da olsun. Yani abilerinden falan havaya girme oğlum falan? Ha yok yok, abim öyle demiyor da. Ha.
Dışarıdan yani. Dışarıdan. Diyorlar ki selam vermeyeyim, havaya girmesin falan filan. Yok, sende havaya girecek bir hava yok ama. Ya yani, girmiyorum da. Bilmiyoruz sonuçları, biliyorsun. Evet abi, biliyorum. Puanları abilerin ablaların verecek. Sonuçları alacağız. Evet abi. Yarın büyük final var biliyorsun. Yarın mı? Nurula. Evet abi. Hani bunu yayınladığımız gün pazar olacak ya. Ha. Tamam abi. Tamam abi, anladım. Evet, yarın final, evet. Nurula. Aklın olsun. Güzel olacak. Güzel olacak yarın. Yarın finalde olursan bizi güzel şeyler bekliyor mu yarın? İnşallah, bakalım yarın çalışacağız. Ay Allah'ım ya. Tamam. Yarın. Tabii önce finale kalman lazım. Evet, inşallah kalırsam yarın şey. Peki. Biz sana teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür İnşallah ediyorum. İnşallah yarın görüşürüz. Sağ ol, görüşürüz abi. Alkışlar ediyoruz. Bu arada sevgili seyirciler, hatırlatıyoruz. Yarın akşam Yeteneksizsiniz Türkiye'nin büyük finali var. Evet, koca bir sezonun finali yarın akşam olacak. Ve Yeteneksizsiniz Türkiye'nin şampiyonu ortaya çıkacak. Kimin birinci olacağını merakla bekliyoruz. Yarı finallerimizi tamamlıyoruz bugün. Bugün sonrasında büyük final yarın. Ve gerçekten çok çok iyi performanslar olacak. Finali kaçırmayın diye bir kez daha hatırlatıyoruz.